Herkese merhabalar, ben Romoşka. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 100 Bebek Challenge'ımızın 24. bölümünü çekiyoruz. Bir önceki bölümde hatırlıyorsunuz ki 3 üzerimiz artık ikiz olmuşlardı. Özlem Brook'un 3 üzeri maalesef oyun bug'ına girerek ikiz olarak bize geri döndüler. Hayatımda ilk kez 300'üm olmuştu. O da gitti. Yapacak bir şey yok. Bakalım Hileri neler yapacak? Onu neler bekliyor? Biliyorsunuz ki şu anda zaten Hileri hamile. Sıradaki adaylarımızla yavaş yavaş tanışa tanışa bebek sayımızı arttıra arttıra oyunumuza devam ediyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Ve ben tabii ki de oyunuma favori çocuğum olan Berk ile başlamak istiyorum. Şu endama, şu tatlılığa bakar mısınız? Oyunu başlattım. Şu anda kaldığımız yerdeyiz. Açıkçası nerede kaldığımızı da çok hatırlamıyorum. Bir hafta oldu gene galiba oynamayalım. Şu sıralar birazcık oynamalarda böyle geç kalıyorum. Berkçiğimiz karnını doyuruyor. Diğer çocuklarımız uyanık. Toddlerlarımız... Uyanmakla uyanmamak arasındalar. Burada ben şu kaybettiğim tableti buldum. Burada böyle asılı bir şekilde duruyordu. Orada da bir bug olmuş. İşte öyle yani. Oyunun bugları bizi mükemmel. şey yapalım. Şundan çıkartalım. Sen kalk bakalım ufaklık. Gel diye. Sen kimdin? Aras. Mertciğimizin durumu iyi. Mertciğimiz kalksın. Tek başına tuvalete gidebiliyor. Bu independent olduğu için gidebiliyordu tabii. Doğru. Sen daha... Ha, pardon, karıştırdım ben sizi. Sen kimdin? Arda. Arda'yla belki karıştırdım. Hileri hala uyuyor ama artık kalksın yani, yeter. Tuvalete girsin. Kaçıncı trimesterdeyiz acaba? İkinci trimesterdeymişiz. Üçe girmek üzereymişiz. Az kalmış. Az kalmış. Biz en son bebeğimizi Melody'nin siminden yapmıştık. Nerede? Evet, Lincoln'dan yapmıştık. Burada kimse kalmadı. Sıradaki adaylarımızla yavaştan tanışmadan önce şey vardı. Ayaz'ın simi vardı. Nerede o? Biz onunla da tanışmıştık. Asla yok ama. Evet, ben onunla da tanışmıştım ama gözükmüyor. Neyse, gittik bir daha tanışacağız. Ayaz dediğim kişi şey, simsi çocuk. Bu arada ismi kaldı öyle. Ayaz diye. Simsiz Çocuğun kanalının sahibi Ayazcığımız da sim yapmıştı. Ama dediğim gibi tanışmamıza rağmen şey olmamış. Neyse, gidip şey yapacağız. Tanışırız tekrar. Şu çocuğumuzun birazcık böyle ihtiyaçlarını halledelim. Bugün de okul yok. Zaten balına bayağı ben böyle neredeyse küfür edecek raddeye gelmiştim en son. Hatırlarsınız belki. Kız gidemediği için... Biz şey yapamadık. Yeni bebek yapamamıştık. Ama sonra tabii ki de üçüzlerimizden bir tanemiz kaybolduğu için oyunumuzda, silindiği için öyle şeyler olmuştu yani işte. Böyle anlatırken içim acıdı şu anda, biliyor musunuz? Ne yaptın Berk? Berk'in durumu iyi. Ödevi vesairesi yoktu. Aa, varmış ödevin. Nasıl yok? Yapmamış ki Berk. Berk, ödevini yapmamışsın. Hemen gelip vur. Bu masada ödevciğini yap. Hızlı bir şekilde ödevini bitir. Bilirciğimizin önünden tabağı alalım. Attık. Evet. Şimdi Hileri'ye şey yapalım. Aa, bence... Sen kimsin? Şu Ayaz'ın simsi çocuğun yaptığı simle tekrar tanışmaya bir gidelim. Tanışmama rağmen oyunumda gözükmüyor. Onunla tanışalım. Adayımız da hazır da olsun. Yani öyle şeyler olsun. Evet, Aytu burada. Aytucuğumuzla tanışmışız. Ben neydi oldu sana? Neden bu kadar rahatsızsın ya? Biz seninle tanışmışız. Ben seni neden göremedim? Allah Allah, çok garip. Hala gözükmüyor. Neyse, biz seninle
Eve gidelim. Aytucuğum, canım Aytucuğum. Aldım ona, eve getirdim. Şimdi he an tabii ki de arkadaşlığımızı ilerletelim. Hilericiğimiz hiç rahat değil. Hem hamilelik hem yediği şey onu bayağı rahatsız etti. Şöyle bir ufak sohbetimizi yaptıktan sonra, aileler hakkında konuştuktan sonra tabii ki de Aytucuğumuzu fotoğraf çekmemiz lazım. Fotoğraf çekinelim ki arkadaşlığımız daha hızlı bir şekilde artsın. Bizim çocuklar neden ağlıyor? Kabus görmüş. Uyumuyordunuz ki kabus göresiniz. Ben anlamadım ki. Sizin hemen skillerinize bakalım. Senin movement'a ihtiyacın varmış çocuk. Gel bakalım şuradan movement'ını geliştir. Mert'cim, senin potiye ihtiyacın varmış. Gel bakalım, tek başına poti yapıyorsun. Gel yap. Duygucuğumuz işten geldi. Ah tamam. Şey, fotoğraf çekiniyorduk biz en son. Yakıştılar ha. Yakışıklıymış bu Aytu. Beğendim. Hilary Aytu'yla ilk flört denemesini yaptı ve Aytucuğumuz tabii ki de kabul etti. Yani neden etmesin ki? Hilary gibi böyle tatlı mı tatlı bir kadın reddedilir mi hiç? Devam edelim flört etmeye. Fotoğraf çektikten sonra bu oyundaki kasmalara sinir oluyorum. Şu anda oyunum felaket kasıyor. Düzelene kadar birazcık bekleyeceğim. Evet, oyunumun takılmalarını galiba düzelttim. Patsucum ne yapıyor? Burada Patsu, yani Patsuhan TV benden Patsu'nun kişilik özelliklerinin evil olmasını istedi. Ama biz bunu konuştuğumuzda ben bu videoyu, yani büyüdüğü ve treatini seçtiğim, random seçtiğim videoyu çoktan seçmiştim ve kız maalesef good oldu. Good'la evil'ı nasıl yaparım bilmiyorum. Bir daha büyüdüğünde bir deneyeceğim. En kötü onu kırmayıp orada ufak bir hile uygulayıp kızımızı evil yapmak istiyorum. Çünkü böyle bir şey rica etti benden. Yani neden olmasın, ne olacak yani, onun için bir hile yaparız oyunumuzda. Sıkıntı olmaz bence. Şimdi flörtleşmeye bir devam edin. Patsucum, sen işini hallettiysen lütfen karnıcağızını doyurur musun? Sen ne yapıyorsun Arda? Sen ödevini mi yapıyordun? Bir ödevini yapıyordu. Kim yapıyordu? Tamam, yapmışsın sen. Sen gel buradan birazcık oyun oyna. Bu çocuk movement'ını geliştiriyor. Diğer çocuğumuz hala tuvaletteymiş. Karnı acıkmış. Gelip buradan yemek yersin. Sen ne yaptın? Movement da ikinci seviyesine. Hadi çocuğum, iki ol. Aras'ın saçları çok seksi. Sonra belki kim bilir nerede ne yapıyor. Berk Patsu'yla konuşacakmış. Konuşma Patsu'yla, gel kardeşinle burada build yap. Monika ile burada, ay Monika demişim. Hilericiğimizle burada böyle çok değişik şeyler yaşıyor Hilericiğimiz. Çocuğun adını unuttum gene. Aytu, tamam. Aytu ve Hileri burada bayağı böyle flörtlü flörtlü takılıyor. Aytucuğumuzla aramızı bayağı iyi yapalım ki böyle ilk öpüşmemizi de yapalım. Sonra uğraşmayalım. Biliyorsunuz tam gaz devam ediyorum. Umudum yarın okula çocuklar gittiğinde Duygu'nun A alıp eve gelmesi. Yani Duygucuğumdan bunu artık rica ediyorum. Lütfen A alsın. A alsın ve gitsin bu evden. Yeter. Ev halimiz yeterince kalabalık. Yani azıcık hızlanmama izin vermelisin Duygu. Devam et ileri. Hayır, erkek arkadaş istemiyoruz. Evet, first kiss, first kiss. İlk öpücük de gelmez mi? Gelir. Ah, fotoğraf çekemedim. Aha, oyunu durduramadım. Ayaz'a ben nasıl fotoğraf atacağım şimdi? Herkese fotoğraf atıyordum böyle öpücükle. Of ya. O zaman Ayaz, kusura bakma. O anı yakalayamadım. Numlokumu kapatmışım. Oyunu durduramadım. İkinci öpücük sana, senin için gelsin. Daha ateşli oldu. Şöyle bir fotoğraf alayım. Tamamdır. Bari bu sırada bir şey yapalım ya.
Hileriye yaptıramıyoruz. Duygu'ya yaptıralım. Şuradan resim falan çizdirelim Duygu'ya. Duygu da resim çizmeyi öğrensin de bize birazcık para kazandırsın ya. Hilericiğim oyun oynamaya karar vermiş. Aytu'yu eve yollasaydık bir Hileriye. Öpüştük zaten. Onunla işimiz bitti şimdilik. Bebeğimiz doğduğunda onu çağıracağız. Çocuğumuzla bir şeyler yapmak istiyormuşuz. Konuşmak istiyormuşuz. Ama Arda ile değil. Berk'le konuşmak istiyormuşuz. Gelelim Berk'e hem yardım edelim hem de onunla bir sohbet edelim. Konuşalım. Bakalım Berk'in yaramazlıkları nasıl gidiyor? Evet, Aras sonunda 3. seviyeye geldi. Tebrik ederim Aras. Hadi gel uyu birazcık. Şimdi Mertciğimiz biraz daha uykusunu alsın. Onu da kaldırıp onu da skillerini halledelim. Sen ne yapıyorsun? Bir şeyler yapıyorsun. Şu dışarıları kim boyuyor ya? Her yer boya. Ah biz çiçeklerimizi unuttuk. Kızımıza şey yapalım. Şunların hepsini bir sattıralım. Bitletelim. Su ihtiyaçları yok zaten. Yani herhalde yoktur. Peki. Tamam yok. İlericiğimiz hem televizyon izliyor hem karnıncağızını doyuruyor. Resim de hazır. Resmimizi de satalım. Aa bak bizimkilerinin cebeciğinde bir şeyler varmış. Biz bunları ekecek miydik acaba? Neden bunları saklıyoruz acaba? Neyse satalım. Çocuklarımızın skilleri o kadar kötü ki. Bir de bir sanki yavaş ilerliyorlar. Şu an Movement'da bir tek. Sen kimdin bir dakika? Mert bir tek Movement'da 3. Geri kalanlarında tırt communication'da birazcık zorluyorum. Birazcık sinirlenmeye başladı bile. Tamam peki zorlayamadık. Sıra Aras'ta. Aras'cığım kalk bakalım. Senin inventorinde mushroom var. Mushroom ye. O seni bir ufak tutar. Tamam mı? Sonra potine bir şey edelim senin. Sen tekrar bir potiye git bu sırada. Hilericiğime ben resim yaptırıyorum. Geri kalanı herkes uyudu. Bir tek Arda uyanık. Arda'yı da yatıralım yavaştan. Arda'nın yatağı var mı? Burada. Aa biz fazla mı yatak? Ben yatak yok diye fazla ya... Ne yaptım ya? 2, 4. Aa fazladan yatak almışım. Neyse sıkıntı değil. Kalsın. Şunu çöp kutusuna atalım. Ben daha demin yanlış saydım. Yanlış saydığım için dedim, aa dedim kimsenin dedim eşit yatağı yokmuş dedim. Gittim yatağa para verdim. Teşekkürler. Tam bir saat sonra evdeki yoğunluktan kurtulacağız. Çünkü bütün çocuklarımız okula gidecek. İki tane toddurcuğumuzla baş başa kalacağız. Mert birazcık üzülmüş. Potide kaza yaşamış. Çocuklarımız skillerine hızlı bir şekilde devam ediyor. Ben Hileri'ye oysa ki uyu demiştim. Beni tabii ki de dinlememiş. Peki. Berk'cim. Berk'cim. Berk. Ablanla konuşmadı. Şu dolapta kirli bir şeyler vardı. Onları bir temizlesene sen. Oyun böyle hafif hafif takılınca gerçekten bütün moralim bozuluyor ve oynayasım kaçıyor. Çok sinir oldum. Yani bazen mükemmel hızlı akıyor oyun, bazen mükemmel takılıyor. Yani sorunu asla çözemedim. Oyunda mı bir sıkıntı var? Benim bilgisayarımla alakalı bir sıkıntı mı var? Asla onu şey edemedim, çözemedim. Ne yaparsam, neyi etsem de o sorunun altından asla kalkamıyorum. Çocuklarımız da birazcık bir uyusun ama sen uyumadan önce bir poti yap sonra uyu. İlericiğimizin doğumu büyük bir ihtimal çok az kaldı. Neden normal uyumamışsın acaba? Normal yatın. Çocuklar okuldayken biz de uyumayı tercih edelim. Bizim posta kutumuz nereden buradaymış? Ne kadar öteye koymuşum posta kutusunu. Neyse artık. Duygucum ne olur al. Hadi Duygu, Duygu. Daha gelmelerine var gerçi. Aha, çocuklar sonunda okuldan geldi. Projeyle döndü. Proje, proje, proje. Arda, best student. Patsu, a student. Duygu, a student. Evet. Hemen Duygu'yu evden yolluyorum. Hileri doğurmadan Duygu evden yollamak istiyorum.
Şey pasta. Pasta yollamadan önce tabii ki de Duygu'nun doğum gününü kutlamamız lazım. Heyecan yaptım. Heyecan yaptım. Patsu da hızlı gelişti bakın. Helal olsun Patsu. Valla güzel. Hemen Duygucuğumuzun doğum günü mumlarını üfletelim, sonra şunları inventörisinden satalım. Paraya ihtiyacımız var Duygucuğum, kusura bakma. Bütün paramızı şeye verdik. Çocuk birazcık eğlensin. Çocuk tuvalete girsin. Karnını doyursun, sonra eğlensin. Hadi, hadi Duygucuğum. Sonra Patsu'nun da doğum gününü kutlayalım. Patsucuğumuz da büyüsün. Patsu bize yardım edecek kişi olacak. Teen olacak çünkü. Bir teen gitti, bir teen geldi. Gayet iyi oldu. İşte evden böyle ikişer, üçer kişi yollayabilsek çok güzel olacak. Ama yapamıyoruz. Maalesef yapamıyoruz. Evet. Duygucuğumuz büyüdü. Artık bunu üç kez yapmıyorum ya. Childish. Çocuksu oldu. Herkes de hediye yolladı. Hemen Marriage World yapıyoruz ve Duygu'ya güle güle diyoruz. Sıra Patsu'nun doğum gününde. Patsu doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Patsu'nun tipini çok merak ediyorum. Bebekken daha tatlıydı. Bu child döneminde böyle bir grip oldu. Şimdi evil yapabiliyorsam ben bu çocuğu evil yapacağım. Çünkü Patsuana bunun için söz verdim. Ama galiba yapamıyorum. Evet, yapamıyorum. Tamam, şimdilik random yapayım. 3 kez gluton oldu. Ben sonra Patsuan Bugud'u senin için evil olarak değiştireceğim. Burayı seçiyoruz, seçiyoruz, seçiyoruz. Şu. Nature geldi. Evet. Bu. Ne güzel. Ekocu geldi başımıza. Bakalım. Evet. Şapka neden taktın be kızım be? Güzel bir kız oldun ha. Gerçekten güzel oldun. Birazcık anneye de benzeseydin daha da böyle bir hoş olabilirdi. Tamam, şimdi sen bir tuvalete gir bakalım. İlericiğim yatmaya karar verdi çünkü yani Patsu ablan sana şey etsin, duş versin. Sen kimsin ama? Seni unuttum. İsimlerini asla hatırlayamıyorum. Arasa. Arasa bir Patsu ablası. Ay, Mert seçtik. Arasa bir duş yaptırır mısın Patsu ablası? Teşekkür ederiz. Şu tabağı ben alabilirim çocuğum. Tamam, şimdi Berk'cim. Orada öyle sallanmakla olmaz bu işler. Geleceksin. Burada ödevlerin varmış hatta. Şunu yaptıktan sonra diğer ödevini de yaptıracağım sana. Sonra Ardacığım, karnını doyurdun mu? Doyuruyorsun. Aferin. Niye böyle konuşuyorum acaba? Arda da gelsin şurada ödevini yapsın. Oyunumuzu hızlandıralım. Oyunumun takılması sonunda düştü. O yüzden farkındaysanız enerjim de arttı. Attention'a ihtiyacı varmış bizim çocuğun. İlericiğim, ileri çok kötü durumda. Hiçbir şey yapamıyoruz. Çocuğum sen, bilmiyorum, gel şey yap. Şunlarla konuş. Tamam. Arda'yı yıkıyor. Uğuruz mu? Yıkıyoruz mu? Yıkasak mı? Acaba sığ artık. Evet, şimdi senin skill'lerine tekrar bakalım. Çocukların skill'lerini asla aklımda tutamıyorum. Communication'ını şey etmemiz lazım. Gerçi şu anda da communication'ın gelişiyor. O yüzden devam. Tamam, Berk'le ikisi, Arda ile Berk ödevlerini tamamladılar desem yalan olur. Çünkü bir ödevi daha var. Bir ödevleri daha var ve bu buraya sığmıyor mu? Şu anda moralim bozuldu ya. Üf ya. Nasıl yapacağız? O zaman burada yapmalarını istiyorum. Çünkü fokus var biliyorsunuz orada. O yüzden şu bilgisayarı buradan kaldırsam. Bilgisayarı şimdilik şöyle saçma bir şekilde salonun böyle ortasına koysam. Yani neden olmasın? Sonra bence masa fazla mı acaba? Ama masa fazla gibi geliyor. Şey yapalım. Şunu şöyle yapıp bu masayı
Böyle çevirsem. Evet, böyle yapayım. Şimdi ödevlerinizi buraya koyabilir miyim? Ne alır koyayım. O kadar uğraştım. Hadi. Tamam. Sen yap bakalım Berk. Çocuğum senin ödevin buraya sığmayacak galiba. Sen sıranı mı bekleyeceksin acaba? Neyse ya. Gel sen de salonda yap. Patsu dolapta yemek var. Bak yangın çıkartacaksın ya. Pastamızı yine dışarı koymuş. Ha, evet, cooking skill ile başladın ama iyi mi ettin bilmiyorum cidden yani. Hilary asla uykusunu almıyor. Aras uyanmış. Arascığım gitme oralara öyle. Gel şurada uyu. Çocuğum hadi hadi etrafı koklama. Yap ödevini. Bak yemeği yapıyor bırakıyor orada bekliyor. Yemeği yemiyor. Sonra gidiyorlar bir daha dolaptan malzeme alıyorlar. Gene yapıyorlar falan. Bu sırada ama açlıkla ölüyorlar. Yani mükemmel ya gerçekten. Yani. Ah. Şu Putin'i 3 yapamadık zaten sinir oldum. Annene gitme annene. Uyandırma annen. Ay Allah illa gideceğin uyandıracaksın değil mi? Çok sinir oldum ha gitmedi. Ne inat mı ediyorsun şimdi anneyi uyandırma dedim diye. Tuvalete de mi gitmeyeceksin? Git tuvalete. Hay kafayı yiyeceğim şimdi. Fatsu ödevini bitirdi. Aha, bebiş geliyor. Melodicim, hayırlı uğurlu olsun. Bebişin geliyor. Hadi hadi ileri. Hadi doğuma. Pardon, düğün şarkısıydı. Tamam. Onlar ödevlerini bitirmiş falan filan. Hadi ilericiğim. Erkek aldı. Melodi. Melodi hayırlı olsun. Hemen isim önerilerime bakıyorum. Peki ben neden bakmadım ki? Bekledim öyle kös kös. Şimdi. Heh, tamam buldum. Esra Can isimli bir takipçim bir sürü şey etmiş. İsim önermiş. Efkan, Deniz, Ekin, Karan, Karan. Ne yazmışım? Kendi yazımı okuyamıyorum. Kusura bakma ya. Deniz veya Ekin istiyorum. Deniz olsun ya. Deniz aklımda kalır. Deniz ismini severim. Deniz. Hoş geldin Deniz bebek. Evet. Yeni bebişimiz geldi. Yeni bebişimizin hemen karıncağızını duyuralım. Bu çocuk neden hala sinirli? Hilary. Bırak resmi kızım bırak bırak. Ah. Neden bu simler benim dediklerimi yapmıyor? Reset atacağım. Sinir oldum. Gel. İlgilen şu bebekle. Tamam Denizciğim, tamam Denizciğim. Geldik, geldik, geldik. Tamam. Hilary'i de tuvalete sokalım, sonra da uyutalım. Evet, sen de karnını mı doyurdun? Aferin sınıfıdık. Aferin, 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 aferin. Senin skillerin bir ufak daha iyi sanki. Gel bakalım, sen de bir potiye gir. Sonra ben seni şey ettireceğim, yıkattıracağım anneciğine. İleriyi hiç duşa sokmayacağım. Şuradan şöyle ellerini falan yıkattıracağım. Sonra bebişimizle ilgileneceğim diyeceğim. İlgilenemeyeceğim. Aras Communication'da ikinci seviyeye geldi. Cemre bizi rahat bırak lütfen. Şimdi hemen buradan yemek alalım. Bu çocuk uyuyor. Bu çocuk ikiye mi geldi dedim. Evet, communication'da ikinci seviyeye geldi. Tamam bebeğim, devam et sen. Bu kedicikle konuşmaya. Aferin sana. Hilericiğim karnını doyursun. Hilericiğim, ya bak burada yemek varmış. Bunu buraya koyalım. Hilericiğim karnını doyurduktan sonra da tekrar yeni bir yemek hazırlasın. Çünkü yemeğimiz az. Kapris salat. Çocukların okuldan gelmesini bekliyorum diyecektim ki Berk be student Arda Tat. Ne yaptınız ya? Bir daha bakacağım. Neden? Yani oldu mu? Uf Tatsu'nun duruma bak. Tatsu ölmüş haberi yok.
Çocukları bir hemen yatıralım. Berkçim sen de gel uyu. Bir kendinize gelin, uykunuzu alın. Hem ayak altından da çekilmiş olursunuz. Mertçim burada. Sen Aras'cım. Aras biraz daha gider. Biraz daha uykusu yeter ona. Sonra bebeğimizle ilgilenelim. Biraz daha Hileri'yi yatırayım. Bu arada biz Patsu'yu işe sokmadık ama Patsu duşta uyuyakalmış. Evet. Özür dilerim Patsu. Böyle olmanı istemezdim. Patsu'yu da işe sokacaktım aslında. İşe girmek lazım bu çocuğun. Her yerde bir şey var. Boya. Patsucum gel normal yat. Gel kuzum, gel anneciğim. Ha? Tatlı kokuyorsun farkındayım ama. Tamamdır o zaman. Ben bu bölümü burada bitiriyorum. Bölümün başında biraz böyle ufak sıkıntılarımız oldu ama sonradan güzel, hızlı bir şekilde akıcılığı devam ettiğine inanıyorum. Umarım videoyu görüntülerde, seslerde de bir sıkıntı olmamıştır. Çünkü genelde ne zaman oyunum takılsa görüntüm ve sesim de takılmış oluyor. Söylüyordum. Neyse. Melodiciğimizin bebişi geldi. Denizciğimiz hoş geldi. Bana donör yollamak istiyorsanız Origin'den #Romushka 100 baby etiketiyle yollayabilirsiniz. Eğer Origin'iniz yoksa da benimle trade dosyasını paylaşabilirsiniz. Mail, Instagram veya Discord hesabımdan buralardan bana paylaşabilirsiniz. Diyeceğim başka bir şey yok. Tabii ki de şunu diyeceğim bir de kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.